yourself at home. Merhaba arkadaşlar, İsmail Akar ben. Bu videomuzda görsel efektler mutfağında, yani VFX stüdyolarında kullanılan Blender programı ile neler yapıldığından bahsedeceğiz. Bunun için size özel olarak dünyaca ünlü VFX stüdyolarından biri olan Goodbye Kansas Studios'unu seçtik. Goodbye Kansas Studios, filmler, oyun fragmanları, reklamlar, ödüllü görsel efektler, dijital animasyon ve hareket yakalama oluşturan bir VFX stüdyosudur. Goodbye Kansas Studio'nun ana ofisi İsveç'in Stockholm kentindedir, ancak aynı zamanda Los Angeles, Londra, Hamburg ve Uppsala'da bulunmaktadır. Aynı zamanda stüdyo Houdini, ZBrush ve Maya gibi birkaç popüler 3D programlarında kullanıyor. Blender'ı ilk olarak sanatçılarından bazıları denemeye başladı ve 3D modelleri ne kadar hızlı üretebildiklerine şaşırdılar. Şirketteki her sanatçı Blender'ı kullanmasa da Blender Stockholm ofisindeki modelleme bölümünde giderek daha popüler hale geldi. Hadi hep birlikte stüdyonun Blender'leri yaptığı projelere bir göz atalım. İlk olarak Blender'ın kullanıldığı Unity Adam animasyon filmine dalalım. Bu animasyondaki karakterler Blender ve ZBrush'ta modellenmiştir. Söz konusu karakterlerin düşük poligon versiyonları tamamen Blender'da yapılmıştır. Ayrıca düşük poligon modelleme ve yüksek poligon modelleme hakkında daha fazla bilgiye yüksek ve düşük poligon modelleme nedir ile ilgili yazımıza 3dmadmax.com'dan bakmayı unutmayın. Stüdyoya dönecek olursak Blender'ı ayrıca 3D karakterlerinin saç modelleri içinde kullanıyorlar. Bu daha sonra eğriler olarak dışa aktarılıyor ve diğer paketlerdeki prosedürel saç kurulumlarında kullanılıyor. Blender, prosedürel araçlar, standart kutu modelleme yani box modeling ve şekillendirme arasında çok güzel bir karışıma sahiptir. Ayrıca stüdyoda genellikle karakter çalışması için ZBrush, sert yüzey ve çevre çalışması için de Blender kullanılıyor. Stüdyonun ikinci projesi ise Blender ile Walking Dead 8. sezon için karakter ve saç tasarımı oldu. İnsan aktör taramalarının, yani 3D scanning olarak bildiğimiz retopolojisi ve UV haritalaması ZBrush ve Blender'da yapıldı. Ayrıca saç stillerinin oluşturulmasında da Blender kullanıldı. Sanatçıların Blender hakkında söylediklerine bakacak olursak, diğer uygulamalarda başarılması çok karmaşık olan şeyler Blender'da çok kolay yapıldığı, bir modelleyici olarak size karşı değil sizinle birlikte çalışan bir program olduğu, kutu modelleyici yani box modeling ile 3D modellemeyi yeniden eğlenceli hale getirdiğini, Blender'ın piyasadaki diğer modelleme programlarının çoğundan daha iyi olmasına rağmen ücretsiz olması çok garip geldiği açıklamalarında bulundular. Üçüncü projeye bakacak olursak Overcast The Walking Dead, Aiden'ın fragmanında da Blender kullanıldı. Hem ZBrush hem de Blender'da zombi oyun varlıklarının upresolution'ı yapıldı. Zombi saç stillerinin temelleri Blender'da yapıldı ve ayrıca bir sürü çevre varlığı da Blender kullanılarak oluşturuldu. Gelelim diğer bir proje olan Tanrılar ile birlikte iki dünya filmine. Taşo da Blender ile oluşturduğu taşların bu ortamda kesişmemesi için yerleştirmekle ilgili pek çok yorucu çalışma yapıldı. Kayalar daha sonra yüksek çözünürlüklü bir versiyona yeniden bağlandı ve bir çevre modeli olarak yayınlandı. Bu sahnedeki taş karakterler de iki geçişte Blender'da yapıldı. Önce kayalar bir insan temel ağına serpildi ve daha sonra daha iyi sanat yönetimi için elle düzenlendiler. Büyük taş duvarlar da Blender'da oyulmuştur. Blender kullanılan 5. projemiz ise Biomutant'ın sinematik fragmanı. Küçük kahraman karakteri ZBrush ve Blender'da modellendi. Kürkün tamamı da Blender'da yapıldı. 6. projemiz ise Raid 2. Dünya Savaşı sinematik fragmanında da Blender kullanıldı. Blender'da çeşitli ortamlar oluşturuldu. Yerleşim sürecine Grease Pencil ile başlandı. Bu çok güzeldi çünkü bunun çok hızlı bir şekilde sanat yönetmeliğiyle yan yana yapıp düşüncelerini ve notlarını ele alabildiler. Bu yağlı kalem eskiz daha sonra her çevre sanatçılarının sahnesine bağlandı. Böylece onu oluştururken iyi bir referansa sahip oldular. Ve son projemiz olan Mass Effect The Andromeda'da Blender kullanıldı. Ay ortamı Blender'da yapıldı. Çekimi, yenilemeyi ve her şeyin kamerada nasıl göründüğünü görmeyi gerçekten kolaylaştırmıştır. Çevre sanatçısı Alembic ile karakter animasyonu Maya'dan Blender'a aktararak yürürken hiçbir şeyin karakterlerin ayaklarıyla kesişmediğinden emin olabildik diye açıklamada bulundu. Bu aynı zamanda çekimleri canlandırırken aynı anda ortamı yaratılmasını da sağlamış oldu. Bu videomuzun da sonuna geldik. Bir sonraki 3D Mad Max videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın.